1500'lü yıllara geldiğimizde Rönesans'ın üzerinden 200 yıl geçmişti bile. Yunan ve Romalılar sahip olduğu bilgiyi yeniden keşfeden Avrupa toplumları 16. yüzyılın ortalarına doğru bu bilginin ötesine geçmeyi başardılar. 1543'te Nikolaus Kopernikus yani biz Kopernik olarak da biliriz arkadaşlar ismini duymuşuzdur. Dünyanın evrenin merkezinde olmadığını ve güneşin etrafında döndüğü fikirlerini ortaya atan o meşhur Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine isimli kitabını yayımlamıştı. Bu fikirler evrenin nasıl işlediği ile ilgili çok eski fikirlere meydan okumasının yanı sıra yeni ve devrimsel olabilecek sonuçlar elde etmek için yeni yöntem ve kanıtların kullanılması gerektiğini de savunuyordu aynı zamanda. Bu kitap yine dediğim gibi aynı zamanda bilimsel devrimin de başlangıcı Newton'ın 1687'de yayımladığı ve son derece güçlü bir eser olan Principia Evet o şekilde e, Principia diye yazılıyor ama Principia diye okuyoruz. Principia ise birçoğu tarafından bilimsel devrimin bitirme projesi olarak kabul edilir. Yani Kopernik'in kitabı bilimsel devrimin başlangıcı, Newton'un Principia kitabı ise bilimsel devrimin bitirme projesi olarak kabul edilir. Principia evrenin bilimsel kanunlarını açıklamayı hedefler. Newton'a göre evren son derece basit prensipler ve matematikle açıklanabilir. Kitap o denli başarılıdır ki 200 sene sonra gelecek Albert Einstein'ın izafiyet teorisine kadar hiç kimse bu fikirlere meydan okumaya cesaret edememiştir. Bugün bile ilk fizik ya da mühendisliğe giriş derslerimizde bu kitapla alakalı konuları öğreniyoruz arkadaşlar. Peki tüm bunlar neden bu zaman diliminin içinde gerçekleşti? Rönesansla ve o dönemin Avrupa politikaları ile aralarındaki bağlantı neydi? Bu sorular üzerine düşünülmesi gereken sorulardır. Yine de bu gelişmelerin insanoğluna yeni bir bakış açısı kazandırıp, o güne kadar kabul edilen varsayımlara meydan okumalarına sebep olduğunu söyleyebiliriz. 1600 ve 1700'lerin ilk yıllarında insanlar bu araçları ve çıkarımsal mantığı kullanarak insanlık tarihinin hiçbir zaman sorulmamış sorularını incelemeye başladılar. Örneğin, insan olarak ne gibi haklarımız var? Bu haklara kimler sahip olabilir? Birbirimize karşı ne gibi görev ve sorumluluklarımız var? Devletlerin görevi nedir? Devleti kimler yönetmelidir? Bu soruların bazıları filozofların ve dinlerin yüzyıllar boyu beslendiği sorulardı. Ama o dönemde insanlığın elinde yeni güçler, araçlar ve bilimsel devrimin desteklediği meydan okuma fikirleri vardı. Bilimsel devrimle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan felsefe hareketi aydınlanma olarak adlandırılır arkadaşlar. Aydınlanma hareketi. Aydınlanma dönemindeki düşünce tarzını anlayabilmek için size aydınlanmanın yapı taşlarından biri kabul edilen John Locke'dan bir pasaj okumak istiyorum. Bu pasaj 1689'da yayımlanan sivil yönetim üzerine ikinci incelemeden bir alıntı. Doğa durumunun bu durumu yöneten herkesi bağlayıcı bir doğa yasası vardır. Bu yasanın ta kendisi olan akıl, o halde aklın kendi doğa durumunu yöneten doğa yasasıdır diyebiliriz. Sadece kendisine danışacak olan tüm insanoğluna, herkesin eşit ve bağımsız olmasından dolayı, hiç kimsenin diğerinin yaşamına, sağlığına, özgürlüğüne ya da sahiplenmelerine zarar vermemesi gerektiğini öğretir. Her insan kendi varlığını korumasını tehlikeye atmıyorsa, yapabildiği kadar insanoğlunun geriye kalanının varlığını korumak zorundadır ve amaç bir suçluya adaleti uygulamak değilse insan başkasının yaşamına son veremez ya da yaşamını kötüleştiremez ya da başka birinin yaşamının korunmasına, özgürlüğüne, sağlığına, organlarına ya da mallarına yönelemez. Locke bu pasajda aklın insanların hareketlerini yöneten doğa yasası olduğunu, kimsenin bir diğerini incitmemesi gerektiğini, eğer sadece bir kişiye yetecek kadar ekmeğin olduğu bir ortamda iki kişi yani bir rekabet ortamında değilsek herkesin insanlığın devamı için birbirine destek olması gerektiğini söylüyor. Eğer söz konusu olan adaleti sağlamak değilse kimse bir diğerinin canına ya da hayatını, özgürlüğünü, sağlığını ve mülkiyetini koruyan şeylere kastetmemelidir diyor. Şu anda bunun zaten son derece mantıklı bir söylem, akılcı bir fikir olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya da dinlerin zaten bu konuda öğretileri olduğunu da savunabilirsiniz. Unutmamanız gerekense o dönemde dünyanın kral ve imparatorlar tarafından yönetiliyor olduğu gerçeği. Onlara bu hakkı kim verdi? Neden bazıları köleyken bazıları köle değildi? Kölelere sahip olma hakkını onlara kim verdi? İşte bu yüzden bu çalışma son derece önemli bir çalışmadır kimin yönetmesi gerektiği, kimin hükümdar olmaya hakkı olduğu ve insanların bir diğeri üzerinde hangi raddeye kadar güç uygulayabileceği gibi bazı temel fikirlere meydan okumuştur. John Locke, aşağı yukarı 100 yıl süren aydınlanmanın alışıla gelmiş düzene meydan okuyanlar sahnesindeki aktörlerden sadece biriydi. Bunun içinde 1700-1800'lü yıllara geldiğimizde özellikle de Amerika'da Avrupa'daki aydınlanma fikirlerinden esinlenmiş yepyeni devrimlerle karşılaşmamız işten bile değil. Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi'nde, Fransız Devrimi'nde, Latin Amerika'daki birçok devrimde de geçen yaşam, sağlık, özgürlük gibi konulardaki fikirlerden yola çıkan devrimlerden bahsediyorum size arkadaşlar. Aydınlanmanın bu zaman diliminde gerçekleşmesinin sebeplerinden biri, sadece var olan kavramlara meydan okuyacak yeni düşünce biçimleri elde etmiş olmamız değil, toplumun bilimsel devrim aracılığı ile elde ettiği güçler sayesinde bu fikirler üzerine daha derinlemesine düşünmeye başlamış olmasıdır. Bahsettiğim bu güçler sanayi devrimi sırasında kullanılmaya başlandığında daha da önem kazanacak. Toplum o ana kadar ürettiğinden daha fazla üretmeye başlayacak, ama daha önceki videolardan da sanayi devriminin bazı ham madde ve bitmiş ürünlerin satılacağı bazı pazarlar için belirli bir açlığı olduğunu hatırlayacaksınız. Bunun yanında daha kuvvetli silahlar ve bu silahların kullanılma tekniklerini de geliştirecek, böylelikle bütün e, büyük imparatorluklar kontrol edilebilecek, yeni iletişim yöntemleri ve güç elde etme yöntemleri ortaya çıkacak. Birçok tarihçi, bunu doğrudan özellikle Batı Avrupa toplumlarının ham madde ve pazar elde etmek için keşifler yaptığı emperyalizm çağına bağlarlar. Bu doğrultuda düşündüğümüzde dünyanın sanayileşmiş kısmı daha fazla güçlendi ve aydınlanma ile gelen bu fikirler tam olarak uygulanamamış olsalar da daha da önemli hale geldiler. Daha önceki videolarımızdan da hatırlayacaksınız. Sanayi devrimi sırasında teknolojik ilerlemeler hız kazanmış olsa da felsefe ve ahlak çerçeveleri aynı oranda ilerleyemediler. Ve 20. yüzyıla geldiğimizde de dünya tarihinin o zamana kadar şahit olmadığı kadar kanlı bir yüzyıl yaşadık. Şimdi sizi birkaç soruyla baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. 1800'lere geldiğimizde özellikle de Amerika için geçerli olan bazı bağımsızlık hareketlerinden bahsetmiştik. Aynı dönemde dünyanın çok büyük bir kısmında kölelik de ortadan kalkmıştı. Tam da aydınlanma fikirlerinin uygulamaya geçirildiği bu dönemde dünya üzerindeki insanları daha da fazla kontrol altına alan emperyalizm ortaya çıkıyor. Ve tüm bunlar, insanlık tarihinin belki de en kanlı olaylarından biri olan Birinci Dünya Savaşı ile doruk noktasına ulaşıyordu. Bunlara dayanarak, aydınlanma dünyamıza ne katmış olabilir dersiniz? Ya da aydınlanmanın amaçladığı ilkeler, savunduğu değerler ne seviyede gerçekleşebilmiştir? Eğer Birinci ve İkinci Dünya Savaşları aydınlanmadan önceki dünyadan bugüne geçişin sancıları ise, bu ideallere bugün ne kadar yakın olabiliriz acaba? Gelecekte hazırlayacağım bir videoda bu konulara tekrar değinerek farklı medeniyetlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insan hakları alanını nasıl işlediklerini de incelemeyi istiyorum.